Hiç uzatmadan en başından söyleyeyim. Piramitleri uzaylılar falan yapmadı. Uzaylıların onlarla uzaktan yakından hiçbir alakası yok. Bu saçma, boş bir iddiadan ibaret. Piramitler insan olduğu tarafından onlarca hatta yüzlerce yıllık bir emeğin sonucunda ortaya çıktı. Elimizde bunları kanıtlayan sayısız yeri var. Üstelik geçtiğimiz aylarda yapılan büyük bir keşif de piramitlerin insanlar tarafından nasıl yapıldığını çok net bir şekilde açıklıyor. Eğer bu cevap sizin için yeterliyse, videonun geri kalanını izlemek için zahmete katlanmayın. Kapatın gitsin. Fakat nasıl oldu da insanlar, geçmişin insanları bu kadar büyük devasa binaları inşa edebildiler? Hangi teknolojiyle? Hangi imkanlarla bunu başardılar sorularının cevabını öğrenmek istiyorsanız o zaman izlemeye devam edin. <laughs> Hala burada olduğunuza göre anlaşılan cevapları merak ediyorsunuz. İsterseniz sizi fazla bekletmeyeyim ve hemen sorularımızın cevaplarını öğrenmeye başlayalım. Şimdi öncelikle piramit deyince karşımıza hep şu görüntü çıkıyor. Bu gördükleriniz insanlık tarihinin bugüne kadar yapılmış en büyük piramitleri yani meşhur Giza piramitleri. Tepe noktasında kaplamasının bir kısmı sağlam kalan Kefren piramidi. Kefren 143.5 metrelik boyuyla bugüne kadar inşa edilmiş en büyük ikinci piramit. Yanındaki ise antik dünyanın 7 harikasından biri olan Keops piramidi. Milattan önce 2551 civarında inşa eden Keops piramidi tam 146.7 metre boyunda. Ve bu iki süper devin yanında 65 metre boyuyla Mikenios piramidi yer alıyor. Giza piramitleri milattan önce 2570 ile 2510 yılları arasında inşa edildiler. Ve işte bu üçlü daha doğrusu ikili de uzaylı komplolarının kaynağı oldu. Çünkü birçok sözde araştırmacıya göre o dönemki insanlar bu kadar devasa yapılar inşa edemezlerdi. Bilgileri, teknolojileri, yetenekleri bu iş için yetersizdi. E peki o zaman bu piramitler nasıl yapıldı? Büyük ihtimalle bir yerlerden destek aldılar, yardım aldılar uzaylılardan. Ve bu yüzden de yıllardır piramitleri aslında uzaylılar yaptı. Mısırlıların tanrı diye tatlıları şeyler aslında uzaylılar da iddiaları gereksiz yere gündemi işgal eder. Peki gerçekte öyle mi? Elbette ki de hayır. Öncelikli olarak piramitler sadece Giza'da yapılanlardan ibaret değil. Onlardan önce de sonra da birçok piramit yapıldı. Piramitler yüzlerce hatta belki de binlerce yıllık mimari bir evrimin sonucunda ortaya çıktılar. Ve Giza piramitleri ha ortaya da çıkmadı. Onlardan önce de birçok başarılı ve başarısız deneme oldu. Peki Mısır piramitlerinin hikayesi nerede başladı? Bu sorunun cevabını verebilmek için milattan önce 3100 yıllarına geri dönmemiz gerekiyor. Piramitlerden çok önce, milattan önce 3000 yılları civarında krallar ve soylular için özel mezarlar inşa edilirdi. İlk mezarlar toprağa veyahut da kayalara oyulan yapılardı. Fakat daha sonra özel binalar inşa edilmeye başlandı. Bu binalara da mastaba ismi verildi. Mastabalar tek katlı, kerpiç tuğlalardan yapılan anıtsal mezarlardı. Mısır'ın ilk kralları, ilk büyük rahipleri, soyluları mastabalara gömülürdü. Mastabaların duvarları iç kısımları doğru eğimliydi. Başlangıçta çok basit yapılardı. Sadece mezar ve bazı depolar bulunurdu. Fakat ilerleyen yıllarda kralların, hanedanların gücü artmaya başladıkça mastabalar da büyümeye başladılar. Bazı ekstra alanlar eklenmeye başladı. Tapınma alanları, ölümden sonra kullanılacak bazı eşyaların saklandığı yerler gibi ve milattan önce 2600'lü yılları kadar da krallar mastabaları gömüldü. Fakat eski krallık döneminde mastabalar artık krallar için yetersizdi. Onlar için daha büyük, daha anıtsal yapılar lazımdı. Ve böylece tarihin ilk piramidi ortaya çıktı. Kozer piramidi. Aslında buna piramit demek pek mümkün değil. Bu daha doğrusu 5 katlı ilginç bir yapıydı. Kral Kozer'in mezarı başlangıçta büyük bir mastaba olarak planlanmıştı. Fakat daha sonra üzerine katlar eklemeye karar verdiler. Milattan önce 2630 yılında Kozyer'in piramidi bitti. Bittiğinde 5 kattan oluşan 65 metrelik devasa bir yapıydı. Fakat bu bildiğimiz piramit formu değildi. Basamaklı, teraslı bir yapıydı. Bizim bildiğimiz anlamdaki piramitlere ise biraz daha zaman vardı. Bizim bildiğimiz gerçek anlamdaki ilk piramit milattan önce 2600 yılında daha şurada inşa edilen Bent piramidiydi. Bent piramidi modern piramit tasarımının öncüsü kabul edilir. Ve dünyanın en büyük, en ünlü kusurlu yapısıdır. Kusurlu diyorum çünkü başlangıçta bu piramit 56 derecelik bir eğimle inşa edilmeye başlamıştı. Fakat daha sonra çökmeler yaşanınca mühendisler eğimi 43 dereceye düşürmek zorunda kaldılar. Firavun Sinefru için inşa eden bu piramit gerçekten de sıra dışıydı. Modern piramitlerle ilkelleri arasındaki bir geçiş türüydü. O dönem mimarlar piramidi yükseltebilmek ve düzgün bir şekilde sokabilmek için çok uğraşmışlardı. Bent piramidi başarısız bir örnekti o yüzden ilerleyen yıllarda mimarlar farklı teknikler kullanmaya karar verdiler. Maydun piramidinde ise farklı bir teknik denetler, Tıpkı Kozer'in mezarında olduğu gibi tabakalı katlı bir yapı inşa ettiler. Daha sonra da boşlukları doldurmayı denediler. fakat bu işte pek başarılı olamadılar. Maydun piramidine yapılan dolgular zaman içerisinde çöktü ve çok garip bir görüntü ortaya çıktı. Maydun da modern piramitlere giden yoldaki önemli başarısızlıklardan biriydi. Fakat bu deneme yanılma sürecinin sonunda kısa bir süre içerisinde günümüzde bildiğimiz anlamdaki modern piramitler de yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Bizim bildiğimiz anlamdaki düzgün modern ilk piramit önce 2605'te ortaya çıktı. Kral Snorfu'nun meşhur Kızıl Piramit. Kızıl Piramit ya da Kırmızı Piramit 104 metre boyundaydı. En baştan doğru bir açıyla inşa edildiği için düzgün bir üçgen formuna sahipti. Ara dönemlerde başka piramit denemeleri de oldu fakat mimari anlamdaki kusursuzluk için Giza'ların inşa edilmesi gerekti. İlk inşa edilen Keops piramidiydi. Arkasından da Kefren inşa edildi. Ve bu iki piramit o dönemki Mısır ekonomisini allak bullak etti. Kefren'den sonra bir daha hiçbir firavun bu kadar büyük bir piramit inşa ettirmeye cesaret edemedi. Devasa anıt piramitler ekonomik anlamda o kadar zorlayıcıydı ki kısa bir süre sonra bu adetten vazgeçildi. Son piramit ise 6. haneden mensubu 2. Pepi'ye aittir. 2. Pepi'nin 52,5 metrelik bu piramidinden sonra bir daha asla bu tarz büyük anıtsal bir yapı inşa edilmedi. Bu çöküş döneminden bir süre sonra yeni gelen hanedanlar Mısır'ı tekrar ayaklandırdılar. Tekrar güçlü hale getirdiler fakat hiçbiri devasa piramitler inşa etmedi. İlerleyen dönemde firavunlar büyük anıt mezarlar inşa ettirmek yerine Krallar Vadisi gibi özel ve gizli yerleri tercih ettiler. Yani özetle Giza piramitleri ha deyince ortaya çıkmadılar. Onlardan önceleri de vardı. Mühendisler, mimarlar onlarca yıl uğraştılar. Denediler, hatalar yaptılar. Denediler, yıkıldı, dağıldı, başarısızlıklar yaşandı. Ama sonunda bir sürü deneme yanılma yönteminden sonra kusursuzluğa ulaşmayı başardılar. Ama tabii ki bu bütün soruları cevaplamıyor. Çoğu kişinin akla takılan şey şu. Giza piramitlerinde kullanılan taşlar devasa derecede büyüktü. Bunlar yaklaşık 2,5 ton ağırlığındaki dev kireç taşı bloklarıydı. Ve bu bloklar çok uzaklardan getirilen bloklardı. Peki eski insanlar hangi teknolojiyle, hangi imkanlarla o tonlarca ağırlıktaki taş blokları kaldırıp sağ piramitlerin inşa edildiği bölgeye getirebiliyordu? İşte bu sorunun uzun zamanda net bir cevabı yoktu. Şimdi... Piramitlerin inşasına dair elimizde bir sürü kanıt var. İnşaatlarda çalışan işçilere dair bazı yazıtlar var. Bu inşaatları organize eden mühendislerin, mimarların bazı çalışmaları ilerleyen yıllarda kazılarda bulundu. Öncelikli olarak piramitleri inşa etmek için binlerce insanın istihdam edilmesi gerekiyordu. Bu yüzden de sırf inşaatta çalışanlar için piramitlerin yakınlarında yeni şehirler kuruldu. Bu inşaatlarda Mısır'ın özgür halkları çalışabiliyordu. Para karşılığında veyahut da vergi borçları karşılığında çalışıyorlardı. Piramit inşasında çalışmak bir taraftan ekonomik bir kazançtı öbür taraftan da büyük bir sevap kaynağıydı. Piramitlerde çalışan insanların cenneti garantileceği düşünülüyordu. Ama tabi kuru kuru cennet yetmezdi. Bu insanların beslenmesi gerekiyordu. Maaşlarının ödenmesi gerekiyordu. Her türlü ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyordu. İşte bu da Mısır ekonomisine çok ağır darbeler vuruyordu. Ki zaten bu yüzden Giza piramitlerinden sonra bu kadar iddialı projelere kimse yatırım yapmadı. Fakat bulduğumuz tüm bu kanıtlara rağmen hala inşaatın detayları net değil. Çünkü Mısır'da usta çırak ilişkisi pek de yazılı kaynaklara dayanmaz. Daha çok görsel, işitsel kaynaklardan gelir. Yani kitaplarda nasıl piramit inşa edileceği yazmaz. Bunun yerine bu işi yapan mimarlarla ya da mühendislerle beraber çalışmanız gerekir. Fakat yıllar süren çalışmalar neticesinde inşaatta nasıl yapıldığına dair elimizde bir sürü kanıt var. Fakat bir sorunun cevabı net değildi. O devasa bloklar nasıl oluyor da oraya getirilebiliyordu. İşte geçtiğimiz yıl yapılan bazı arkeolojik çalışmalarda buradaki boşluğu doldurdu. Kahire'nin güneyinde piramit bölgesinde yapılan çalışmalarda Nil nehrinden Gize piramitlerine kadar ilerleyen bazı büyük kanallara dair kanıtlar ele geçirildi. Yapılan arkeolojik çalışmalara göre Nil Nehri'nden Giza piramitlerine doğru iki büyük kanalın kazıldığı tespit edildi. Bu da kayaların Nil Nehri üzerinden taşındığı teorisini ciddi anlamda destekliyor. Piramitlerin inşası için kullanılan kireç taşları yukarı Nil bölgesinden getiriliyordu. İddialara göre büyük kayıklarla taşlar sahile getirildikten sonra gemilere yükleniyordu. Bu gemilerde Nil'i kullanarak aşağı ne kadar gidebiliyorlardı. Ve daha sonra özel olarak açılmış kanallar sayesinde de inşaatın olduğu bölgeye gidebiliyorlardı. Ve yüzlerce işçi bir arada çalışarak bu devasa taş bloklarını inşaat sahasına götürüp yerine koyabiliyordu. Başlangıçta çok zor ve çılgınca gelebilir ama tarihi kayıtlardan bildiğimiz kadarıyla Mısırlılar taş işçiliği konusunda döneminin en usta medeniyetiydi. Ki bildiğiniz gibi Mısırlılar metrelerce uzunluktaki devasa dikili taşları kırmadan, parçalamadan tek parça haline oyup kaldırıp dünyanın dört bir yerine taşıyabiliyordu. Peki bu anlattıklarım şüphecileri ikna etme yetiyor mu? Yetmiyor. Bu noktada şüpheciler hep şu soruyu soruyorlar. Neden üçgen? Neden piramit? Neden Orta Amerika'da? Neden Asya'da? Neden Mısır'da? Sürekli olarak piramitler inşa ediliyor. Birbirleriyle hiçbir kültürel bağ olmayan bu medeniyetler nasıl oluyor da sürekli hep aynı şeyi inşa ediyorlar? Başlangıçta kafa karıştırıcı gibi olsa da bu sorunun çok basit bir cevabı var. Fizik. Antik çağlardasınız. Tanrılara yakın olmak istiyorsunuz. Büyük, görkemli, yüksek yapılar inşa etmek istiyorsunuz. Elinizde çelik konstrüksiyon yok, beton yok. E ne kullanacaksınız. Tek çareniz kaya kullanmak, taş kullanmak. Kaya büyüktür, sağlamdır, şekil verilebilir ama çok ağırdır. Ve çok temel mimari bir kural vardır. Yüksek bir yapı inşa etmek istiyorsanız eğer, yapı yükseldikçe ağırlığı azaltmak zorundasınız. Ve bunu yapmanın en doğal yoluysa bir piramit inşa etmektir. İşte bu yüzden dünyanın dört bir yanında medeniyetler yüksek şeyler inşa etmek istedikleri zaman matematik, fizik onları piramit inşa etmeye mecbur ediyordu. Kabaca toparlayacak olursam, piramitler birden ortaya çıkmadılar. Yüzlerce yıllık bir evrimin sonucunda, bir deneme yanılma sürecinin sonunda ortaya çıktılar ve en büyükleri olan Giza piramitleri de Mısır'ı neredeyse ekonomik anlamda yok ediyordu. Bugün o devasa piramitlerin nasıl inşa edildiğine dair elimizde birçok kanıt var ve son bulgular da buçuk tonluk kireç taşı bloklarının oraya nasıl taşındığını net bir şekilde aydınlatıyor. Bu arada hayallerinizi yıktıysam kusura bakmayın. Yanlış anlaşılmak istemiyorum. Ben dünya dışı akıllı yaşam formlarının varlığına inanıyorum. Orada bir yerlerde mutlaka gelişmiş bir varlık var, gelişmiş bir uygarlık var. Ama ben çıkıp da o kadar ışıklı mesafeyi aşıp da Mısır'da Memphis'in güneyinde piramit inşa ettirdiklerine inanmıyorum. Ve şundan eminim ki ilerleyen yıllarda piramitlerin inşası ile alakalı çok daha net kanıtlarda bulacağız. Ama şimdilik bu kadar. Neyse bu kadar demişken ben de videoyu sonlandırıyorum. Eğer bu videoyu beğendiyseniz bu ve benzeri birçok videoyu kanalımda bulabilirsiniz. Videomu beğenerek ve abone olarak da beni destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinize mavi ekansız günler dilerim. Hoşçakalın.